Arkadaşlar merhaba, Dark Souls rehberine hoş geldiniz. Bir önceki videoda Catacombs'a giriş yapmıştık. İlk bonfire'ı yakmıştık ve ikinci bonfire'ı da videonun sonunda yakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle bir Blacksmith Waymo'sa uğrayalım diyorum. Tabi neresi olduğunu hatırlayabilirsem. Ne oluyor ya? Hı, burasıydı galiba. Veymos'a bir uğrayalım da. Aha. Çok güzel periliyorlar. Şimdi. Beaver of Fall. Bakın şurada iskeleti görüyor musunuz bilmiyorum. Debeleniyor. İşte o girdi, girme aman. O gireceği giremeye çalıştı. Giremedi delik ki Waymos'un bulunduğu yer. Aşağı inmese de Blacksmith'e zarar vermese. Şöyle atacaksınız kendinizi. Green Titanite şart. Şurada bir heal basalım, ne olur ne olmaz. Bu sahnede sanki düşmanmış gibi geliyor ama halbuki kendisi Blacksmith'imiz. Be gone with you. You spoil my focus. Evet, iskelet de bizimle beraber cutscene izledi. Ne güzel. Saygılı iskelet. Evet, Blacksmith Waymos da burada arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi fire'a çeviriyor. Elinizdeki silahları. Bakalım ne satıyormuş. Onward Bone. Titanite Shard. Elimizdeki sollarla alalım gitsin. Evet, bu Blacksmith de burada. Bakalım ne diyecek. Pek de konuşkan değil kendisi. Sinirli bir arkadaş. Burada Bone Wheel Skeleton'lar olması lazımdı diye hatırlıyorum. Evet. Dikkat edin de Blacksmith Waymos'un olduğu yere çekmeyin arkadaşlar. Yoksa hiç hoş şeyler. Olmaz. Ay. Patlayacak. Sen de patla. Ohohohohoho. Önce şu elemanı yerle bir edelim de.
Şurası dümdüz boss'a gidiyordu diye hatırlıyorum. Bir şeyler unuttuysak yukarıda onları alalım. Nasıl bir yerde savaşıyoruz ya? Şurası gördüğünüz gibi fall ahead aşağı atıyor sizi. Ama zaten başka şansımız da yok gibi. Düşelim o zaman. Aa! Evet, arkadaşın elindeki de. Ya bu niye D-pad'e sürekli basıyorum? Great Axe'li Silver Knight. Bu da yeni hareketi. Maşallah. Yavaş yavaş. White Titanite chunk verdi. Neymiş? Soul of a Proud Knight. Keşke elindeki balta düşseydi. Buradan kendimizi aşağı atacağız başka. Yol yok gibi. Burası boşa giden taraf mı? Yo. Ha, bizim blacksmith'i kesmediler inşallah. Yok, tamam, deminki yerdeyiz. Bir de bakayım öbür taraf nereye düşüyor. Buradan düştük. Aynı yere düşüyor. Peki. Şurada da iskeletonlar var. Right. Geliyorum. Sıyırdı. Burası boss'a gidiyor olmasa da boss'a gitmek istemiyorum. Evet, burası boss'tu. Maşallah, bu da... Neden boss'a gitmek istemiyorum? Çünkü şurada bir tane NPC Phantom var. Paladin Leroy. Onu summonlamak istiyorum ki daha sonra Tomb of the Giants'ta şuraya atlamak lazım ama nereden atlanıyordu hatırlamıyorum. Tomb of the Giants'da NPC Red Phantom olarak gelsin. Onu kesip silahını, kalkanını alalım. Daha sonra Gravelord Nito ile karşılaştığımız zaman ise bütün Paladin setini alalım istiyorum. O yüzden. Derdim o yani. Ama galiba buraya indik mi bir daha yukarı çıkamıyoruz ya.
Burası Vamos'un yeri. Orası boss'a gidiyor. Kılıç Buddy demiş. School Lantern'ı aldık, ne güzel. School Lantern burada işe yarıyor mu bakayım. Bu da Tomb of the Giants'ta önünüzü görmeyi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi. El feneri. Tabi. Oh 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 oh. Burada pek kullanmanın da anlamı yoktu zaten. Şu Heal'ımız da bitti. Paladin Leroy'u bulmamız lazım arkadaşlar. Paladin Leroy önemli. Ama galiba Bonfire'a geri dönmem gerekecek onun için. Buradan başka bir yer. Ha, şuradan tabii merdiven var. Bakın burada bir item daha var. Large Soul of Nameless Soldier. Hiç yoktan iyidir. Try range battle. Titanite Demon. Yok, eş kalsın. Be wary of statue. Patla yavrum. Burada mı atlayacaktık acaba? Sen de patla. Jumping. Sen de patla da bu arada. Bir oyun yeri nereydi ya? Taraf değil, şu bu item'ın olduğu yerdeydi o adam. Boss'tan uzaklaştı. Süper hareketli, tebrik ediyorum seni iskelet. Yürü git. Sen ne yapıyorsun burada? Gizlenmiş oraya çakal. Bulamıyorum ya Leroy'a nasıl ulaşacağımı. Hadi Allah. Ama buradan değildi onu, ona eminim yani. Şu an gerisin, geri yukarı çıkıyoruz resmen. O fogu da tersten açacağız, hadi bakalım. Tabi buradaki mekanizmayı döndürmediğimiz için. Leroy'un işareti, tamam.
Demek ki o küçük yerden atacakmışız kendimize. Evet, turuncu işareti güvenmek lazımmış. Da çok yüksek geldi. Ölmeyelim şimdi. Hazır mıyız? Ben hiç hazır değilim ama çok uzak ya sanki. Ne olur ne olmaz içelim de. Aaa! Leap of Faith! Obara. Evet. Gördüğünüz gibi Paladin Leroy. Bu Pinwheel fight'ı da boss fight'ı herhalde oyunun en kolay boss fight'ı. Ha, şuraya da atabilecek miyiz kendimizi? Ha, bu Paladin Leroy'a gerek bile yok ama normal şartlarda işte setini istediğim için Leap of Faith. Leap of Faith. Oo. Cleric seti aldık. Şimdi herhalde 10-15 saniyede bitecek fight. Da şöyle yapalım. Divine'a gerek yok. Yani bu kadar tırt bir fight olmaz ve bu fight'ın sonunda bize verdiği Rite of Kindling sayesinde dediğim gibi bonfire'ları Leroy'cum gel. Artı 20'ye kadar kindle edebileceğiz bonfire'ları. Yani böyle tipsiz bir şey işte, üç kafalı. Böyle kopyalarını oluşturuyor. Ya bu kadar. Öldü. Bu yani. Rite of Kindling'i de aldık. Bakın now Kindle beyond the normal limit diyor. 15.000 soul veriyor. Bir de Mask of the Father veriyor. Evet. Bu kadar tırt bir fight. Diyecek de bir şey yok zaten. Burada keselim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.